İyi akşamlar değerli izleyiciler. Gündem Özel'e hoş geldiniz. Haftanın hatta ayın gündeminde olan önemli konuları bugün derinlemesine ele alacağız. Çok değerli konuklarım var. Avukat Mehmet Kırmızı, hukukçu, siyasetçi hoş geldiniz hoş efendim. Bulduk. Avukat Hadi Dündar, TÜRKAT Başkan Yardımcısı hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ayaklarınıza sağlık öncelikle. Evet, yoğun gündem her zaman devam ediyor. Seçim dedik, seçim sonrası kabinenin belirlenmesi dedik. Daha sonrasında ekonominin kurmaylarının toparlanması ve ekonomik program dedik, artışlar dedik, memur maaşları dedik. Bununla beraber dış politikada hem iç politikayı hem de ekonomiyi etkileyecek noktaları da olan gelişmelerin de yaşandığı bir noktaya taşıdı. Aynı zamanda iç siyaset noktasında muhalefet cephesinde de çok ciddi değişimler var. İşte grup kuranlar var, kurultaya gidecek olanlar var ve bununla ilgili bayağı yoğun bir gündem var değerli izleyiciler. Bu akşam bunları biraz derinlemesine sizlerle beraber ele alacağız. Gündem Özel'e hoş geldiniz diyelim. Mehmet Bey, müsaadenizle sizle başlayalım. Bu noktada baktığımızda ciddi anlamda Türkiye'yi etkileyecek olan ilk etaptaki hemen geçtiğimiz haftalarda belirli olan ekonomiyle başlamak istiyorum. Ekonomi noktasında ciddi adımlar atıldı. Sayın Şimşek'in program doğrultusunda, hatta ülkeler arasında da yapmış olduğu ziyaretlerle beraber ciddi adımlar atıldı. Paketler hazırlanmaya başlandı. Vergilerde artış oldu. Bununla beraber memur maaşlarında da emekliler için de düzenlemeler yapıldı. Bir yandan artışlar var, bir yandan zamlar var. Her şeyi etkileyecek zamlar da söz konusu oldu. Bu zamları ve bu artışları nasıl okumalıyız? Yani çünkü bunun belli noktada herkes belli itirazları var. Doğru anlatılmadığı için olduğunu düşünüyorum. Ama ekonomi kurmaylarına baktığımızda da şunu çok net görüyoruz. Diyorlar ki ekonomi doğru yolda. Tabii geçmiş yıllardan gelen bir EYT problemi çözüldü. Tabii EYT problemi çözülünce tabii bu büyük bir bütçe, büyük bir devlet hazinesi, büyük ciddi bir yük. Ciddi bütçe var. Tabii büyük bir yük. Yani neredeyse 100 milyar TL'ye varan bir yük. Onun haricinde son iki senede memur bağışlarında çok ciddi artışlar sağladı devlet. Hı hı. Onun öncesinde pandemide yaptığı yardımlar, pandemi yardımları. Artı. Ondan sonra yine depremden dolayı 6 Şubat depremleri. 6 Şubat depremleri yani ülke ihracatın %20'sine denk gelen bir kayıp, risk. Ekonomik kayıp. Derken yani devletin hazinesinin azalmasını etkileyecek tüm faktörler üst üste gelmiş durumda aslında. Bir de küresel kriz. Küresel bir kriz de pandemi. Hı. Küresel kriz. Ardından küresel krizden kaynaklı yardımlar, deprem, savaş. Küresel enflasyon sebebiyle dünyadaki çip krizi olsun, araç krizleri, işte ekonomik krizlerden dolayı kaynaklanan alım gücünün düşmesi sebebiyle alım gücünün arttırılması çerçevesinde verilen maaş zamları memura, işçiye. Tabi bunlar devlet hazinesine ciddi bir yük getirdi. Bu yükün herkes farkındaydı ve bu yükün de aslında bir reçetesi gerekiyordu. Bu reçeteyi de aslında Sayın Mehmet Şimşek bizi tedavi etmemizi sağlayacak acı bir reçeteyle önümüze getirdi. Tabii biz artık reçetenin acı mı tatlı mı olmasına bakmayacağız, reçetenin sonuç vermesine bakacağız. Çünkü yani kurtulması gereken bir nokta var. Evet. Hasta olduğumuzda attığımız ilacın tatlı mı acı mı olduğunu değil de bize nasıl bir fayda sağlayacağına bakarız, değil mi? Şu anda durumda aynı bu şekilde. İlaç bize bir fayda sağlayacak, ekonomik önlemler, ama biraz bunun acısını çekeceğiz. Evet. Çünkü her şeyi tek başına tüm tasarrufları devletten beklersek aslında bu da yanlış bir politik olur. Tabii devletimiz yine de vatandaşı en az etkileyecek şekilde bu reformları, yapısal reformları getiriyor. Devletimiz ne yaptı? Tabii aslında geçici bir KDV yükseltimi, yani KDV yükseltimleri geçmişte de oldu Türkiye'de, biliyorsunuz. %26'lara çıkan KDV yükseltimleri oldu ama bir senelik, iki sene sonra tekrardan geriye alındı. Tahminimce bu KDV yükselmesi de böyle olacak. Tabii araçlara getirilen motor taşıtlar vergisi, işte cep telefonuna getiren bu farklı harçlar, onun haricinde diğer ürünlerde yine KDV artışları derken aslında devletimiz bu gerek aracı olan vatandaşlara, işte lüks telefon kullanan vatandaşlara yönelik bir artırım getirdi. Devlet aslında orta sınıfın
altındaki vatandaşlarımızı en az etkili şekilde bu reformları yapmaya çalışıyor. Reformları da yapmak zorundayız. Çünkü bakan yine bir memur zammı geldi. Şimdi emekliler bir beklenti içerisinde. 125 bir zam verildi. Yetmez dendi. Kamuoyundan duyuyoruz. Ben inanıyorum ki devletimiz o konuda yine bir çalışma yapacak. Yüzde belki 30'a varan bir artış sağlanacak. Artı refah katkı payı yapılacak. Bakın bu da bir hazineye yük. Yani devlet, bakın hani insanlarımız şöyle düşünmesin. Hani devletimizin sonsuz bir parası yok kasasında. Hiçbir devletin yok. Basarak bunu yapamıyor. Evet, hiçbir devletin yok. Yani ne bugün Amerika'nın böyle bir parası var, ne Almanya'nın böyle bir parası var, ne Japonya'nın böyle bir parası var. Kesinlikle. Siz bir şeyleri verdiğiniz zaman kasanız eksiyor. O kasanız tamamlamanız lazım. O kasa tamamlama ne olur? Yapısal reformlarla olur. Tasarruflarla olur. Aldığımız kulis bilgisine göre önümüzdeki haftada devlet ciddi tasarruflar açıklayacak. Kendi yönetim şeklinde açısından yani devletin tasarrufu olacak. Şimdi baktığımızda şunu da görmekte fayda var. Biz genelde karıştırdığımız iki konu var. Ekonomi politikasıyla para politikasını ayıramıyoruz. Bir noktada da dünyaya bakıyoruz. Dünyaya baktığımızda da şunu görüyoruz. Amerika'da şu anda enflasyonist ortam var. Almanya'da var. Avrupa yani, Birliği ülkelerinin hemen hemen hepsinde var. İngiltere'de var. Ve raflardan bahsetmiyorum. İlaç sıkıntısı diyoruz. Eczaneler diyoruz. Hepsinde çok ciddi anlamda sıkıntıların yaşandığı, bakın, bir küresel ekonomik durumdan bahsediyoruz aslında. Ben bugün bir Skype bağlantısına katıldım Avustralya'yla. Bir konu vardı. Bakın Avustralya'da şu an asgari ücret, Avustralya doları açısından söylüyorum. Avustralya doları ayrı bir dolardır. Yaklaşık 3200 dolar seviyesinde. Ama bir ev kirası 2700 dolar. Bakın. Yani asgari ücret alan bir Avustralyalı maaşın 2/3'ünü neredeyse kirasına veriyor ve 500 dolar kendisine gerek oluyor. Yani bu Avustralya'daki enflasyona bakar mısınız? Yani tüm dünyada, dünyanın öbür ucunda enflasyondan etkilenen bir ülke. Bugün Amerika'da hala faiz yükseltmelerine rağmen enflasyonla hala baş edebilmiş değiller ve enflasyonu düşüremediler. Yani vatandaşlarımız eminim ki devletimizle kol kola verip sabırla inşallah yani belki bir, belki bir buçuk, belki iki sene biraz acı bir reçeteyle sonunda refaha kavuşacağımız, gerçekten daha mutlu, daha ekonomik olarak özgür, daha güçlü günlere kavuşacağımız bir Türkiye açısından biz de belli fedakarlıkları vatandaş olarak yapmak zorundayız. Kesinlikle. İnşallah bu şekilde en az vatandaşı etkileyecek tedbirlerle, gerek devletin tasarruf tedbirleri, gerekse böyle işte %2 artış şeklindeki tedbirlerle ben bu süreci gerçekten atlatabileceğimizi düşünüyorum. Sayın Mehmet Şimşek alanında uzman bir bakanımız. Gerek Merkez Bankası Başkanı da öyle. Kendisi çıkıp açıklamalarını da yaptı. Tabii vatandaşa bunların daha net ve daha iyi anlatılması lazım. Belki de bir Maliye Bakanlığı sözcülüğü gibi bir kurum da getirilebilir. Olabilir. Düşünülebilir. Çünkü evet, olabilir, Sayın Bakanımız yani hem bunlarla uğraşırken bir yandan da açıklama yapmak belki yoğun programı sebebiyle mümkün olmayabilir. Yapılan reformların, yapılacak atılan adımların neden atıldığı, şeffaflık çünkü verilen sözlerden bir tanesiydi. Neden böyle yapıldığı, vatandaşa anlatılırsa vatandaş da tabii kendisine doğru anlatılan ve sonunda doğru bir yere gideceğini gördüğü reformlara vatandaşımıza destek verecektir diye düşünüyorum. Evet. Şimdi Hadi Bey, biraz da ekonomik kültürüne dönelim. Ekonomik kültürüne baktığımızda tamam, biraz önce Mehmet Bey söyledi, işte lüks tüketimde ciddi artışlar var. Araçlarda, telefonlarda çok ciddi artışlar var. Bu artışlar işte emekli maaşlarında da olsun, diğer maaş artışlarında da hep kıstas yapılıyor. Normal olarak vatandaşın bunu yapması çok normal. Ancak şöyle bir şey de var. Diğer ülkelere baktığımızda sanki tarihimizi görme şansımız da söz konusu olabiliyor. Bizde ciddi bir israf ekonomisi de var. Yani artık her şeyin ihtiyaç olduğu bir noktada, tamam bunları kısıtlayalım demiyoruz. Yani konforumuz biraz daralıyor belki ama konforumuzdan da vazgeçen bir noktada değiliz. Bunu neden söylüyorum? Yani kimse beni yanlış değerlendirmesin. İşte tutup bana işte çıkar cep telefonunun hikayesi yapmıyorum burada. Şunu anlatmaya çalışıyorum. İsveç'te, İsviçre'de, dünyanın sayılı işte hani zengin diye tabir edilen birçok ülkesinde bir vatandaş 11 sene gömleğini giyebiliyor. Orada bu bir kültür olmuş. Yani varken yenisini almak noktasında hareket etmeyip, hatta yamayarak dahi giydiği noktalarda, daha bitmedi, ölmedi, ben bunu kullanabilirim
o kadar elit bir noktaya taşınmış ki bu. Yani değiştirmek yerine, yenisini almak yerine tamir edip kullanmak bu elitlik noktasına, kültürel anlamda elitlik noktasına taşınmış vaziyette. Gene geliri gene yüksek ve o gelirinde farklı noktalara, işte yatırımlara olabiliyor, eğitimine olabiliyor, farklı boyutlara taşınabilecek boyuta gelmiş. Biz eskiden böyleydik, neden böyle olduk? Şimdi şöyle, insanlar artık duyumsuz hale geldi yani. Günümüzde özellikle bizim bu sosyal medyayı çok fazla yoğun bir şekilde kullanıyor olmamız, bir de çevremizde gördüğümüz ya da işte sosyal medya ekrandan gördüğümüz şahıslara benzeme, oradaki konforu elde etme, onlar gibi olma ya da TV ekranlarında işte gördüğümüz dizilerin içerisindeki o hayatlara benzeme amacı güttüğümüzden dolayı devamlı böyle bir işte o israf hali içerisinde olmuş oluyoruz. Ama öbür türlü baktığınızda az önce özetlediğiniz o kültür var ya, eğer biz onu yakalayabilir zaten o zaman çok mutlu ve işiyle uğraşan, yani koşturan, doğru hareket eden bir psikolojikmen iyi olmuş olacağız yani. En azından. Çünkü mutluluğu yakalamış olacağız yani. Ama ne yapıyoruz? Evet, biz işte orada ihtiyacın olmadığı halde sen bir şeye bu kadar çok talep edersen ve oraya ulaşmaya çalışırsan kendi öbür türlü konforundan ödün vermen gerekiyor. O konfor nedir? Kişisel gelişiminden konfor ödün vermek zorunda kalıyorsun. Ailenden ödün vermek zorunda kalıyorsun. İşte çocuğun kendini beslemenden, yani çocuğun bakımından, eşine ayıracağın zamandan ödün vermen gerekiyor. Ailene ayıracağın zamandan da onlara harcayacağın masraftan ödün vermen gerekiyor ki senin o kendi heva ve hevesin ya da işte o gördüğün manzarayı yakalama adına senin bir harcama yapman gerekiyor. Harcama yakalaman için de bu kadar kendi kültüründen uzaklaştığın gibi kendinden de uzaklaşmış olacaksın yani. Ancak bunun önüne geçmek biraz zordur. Bu da tabii ki şununla ilgili olabilir. Belki eğitim sisteminde bunun böyle oturması adına, yani bu kültürün oturması adına ciddi anlamda derslerin verilmesi gerektiğidir yani. Bir de toplumda göz önünde olan TV ekranlarında, işte dizilerde ve sosyal platformlarda hatta yapılan kolay siyasetçilerde, işte devletin kendi yaptığı programlarda ya da işte özellikle göz önünde bulunan insanların toplu olarak yaptığı etkinliklerde israfı ne kadar önledikleri ya da ne kadar dikkat ettikleri, kendi özel hayatlarında ne kadar bunu yaşadıklarını eğer topluma yansıtırlarsa belki orada ciddi anlamda bir düzelmeye gidilebilir. Çünkü yeni gelen nesil ne yapıyor? Bir öncekine bakıyor. Bu bunu yapıyorsa benim daha iyisini yapmam gerekiyor. Hep onu geçme arzusuyla hareket ediyor. Böyle olunca da bu sefer ne oluyor? Devamlı böyle yani kadük bir şey. Aynen ortaya öyle. O amaca amaca ulaşamıyor bir türlü ve ulaşmak için de bir sürü ödün vermek zorunda kalıyor. Ödün verdikçe de hayatı daha da kötü oluyor. Daha da kötü oldukça hayat bir çekilmez hale geliyor. Bir bakıyorsun, sebep oluyor. Bir bakıyorsun hayatın sonuna doğru gelmişsin. Geçmişe bakıyorsun, hiçbir şey elde edememişsin. Bir sürü insanın kalbini kırmışsın, kendi ailenin kalbini kırmışsın, kendine değer vermemişsin. Yani böyle çok böyle kaotik bir ortamın içerisinde kendini bulmuş oluyorsun yani. Geçmişe baktığın zaman, bugün bir muhasebesini yaptığın zaman. Ancak sizin de işte az önce bahsettiğiniz gibi biz bunu söylerken sanki insanlar işte konfor içerisinde yaşamasın, kendine öyle bakmasın. Öyle bir şey söylemiyoruz canım. Bu böyle bir şey değil yani. Ancak sizin kendinize harcayacağınız o israfı önlemeniz gerekiyor. Biz nasıl işte şu an devletin israfa yönelik adımlar atması gerektiği, işte kamu harcamalarını kısıtlaması tasarruf gerektiği yönünde nasıl konuşuyorsak eğer, insanların da, ailelerin de, şahısların da aynı şekilde, şirketlerin de kendi o kısıtlama yollarına gitmesi gerekiyor. Yani 70 bin lira bir telefon için kredi çekilmemesi gerekiyor. Kesinlikle yani bunun yani alternatifi varsa eğer, şimdi zorunluysa çekilsin. Ama zorunlu değilse ve alternatifi varsa, siz bunu yapıyorsanız o zaman bunun altında başka amaçlar yatıyor. Siz eğer bir bilgisayar almak istiyorsanız, bunun en üst düzeyde bir bilgisayar olması gerekiyorsa, sizin işiniz için bu gerekiyorsa, kazandıracaksa size, size bunun daha, evet aynen önemli olan nokta orası. Siz bunu aldığınızda size daha çok kazandırıyorsa o zaman burada bir sorun yok zaten. Ama siz kalkıp sadece oradaki o logoyu göstermek gösteriş adına için, evet o gösteriş için siz bunu yapıyorsanız
olursanız burada ciddi anlamda bir sorun var. Ve alternatifi varsa, alternatifi olduğu halde siz buna yöneliyorsanız zaten orada ciddi anlamda bir sorun var yani. Kesinlikle. Aynı şekilde devletlerin de, işte devletin de bu kamu harcamaları yönünde ciddi anlamda adım atması gerekiyor. Çünkü bize bir rol model lazım. Kesinlikle. Yani biz ekranda o kaydırdığımız anda neler görüyorsak ona benzemeye çalışıyoruz. Onun gibi olmaya çalışıyoruz. Tabii burada şimdi vergi konusu olunca, işte şu an gündemde olan bu vergi meselesine gelince, vergi olmadan devletler kamu iktisadi yapılarını düzenleyemiyorlar. Çünkü bu vergi şart, zorunlu zaten. Bir ki de o kadar çalışana göre herkes kendi tabii kamu iktisadi gücü kadar, yani o iktisadi güç kadar buna katılıyor, katlanmak zorunda kalıyor. Tabi burada önemli olan iki tane nokta var. Birincisi doğrudan bizden alınan vergiler var, bir de dolaylı olarak alınan vergiler var. Burada ciddi anlamda bir adaletsizlik söz konusu, bunun giderilmesi gerekiyor. Şimdi yönetimdeki arkadaşların, işte iktidarda bulunan ve daha doğrusu sadece iktidarın görevi değil, aynı zamanda burada en çok görev muhalefete düşüyor. Çünkü muhalefet eğer bunun çözümünü üretirse iktidar bunu yapmak zorunda kalacaktır. Ya da iktidar eğer bunu göz ardı etmişse ya da daha zamanı varsa bununla ilgili ciddi anlamda çalışma yapması gerekiyor. Şimdi doğrudan vergi anlamında evet, gelir vergisi de işte sizin maaşlarınızdan kesilen vergilerdir falan. Herkesin kendi gücü yetince verdiği bir vergi olarak karşımıza çıkıyor. Ancak dolaylı vergiye baktığımızda sizin temel ihtiyaçlarınız ya da işte herkesin ulaşabileceği malzemelerden alınan vergi olarak karşımıza çıkıyor. Bu da çok ciddi anlamda bir adaletsizliğe sebebiyet veriyor. Bunun dengelenmesi veriyor. Gerekiyor. Evet. Sizin durumunuz çok iyidir. Siz gidersiniz bir kıyafet alırsınız ya da bir yiyecek alırsınız, bir temizlik malzemesi alırsınız. Aynı vergi ödersiniz. Asgari ücretle çalışan adam ya da hiç geliri olmayan adam da bu malzemeyi alınca aynı şekilde vergisini vermek zorunda kalıyor. Burada ciddi anlamda bir adaletsizlik söz konusu. Ve bizim vergi sistemimizi oluşturan verginin %70'ini bu dolaylı vergi oluşturuyor. Bu da çok ciddi anlamda bunun rakamlar demektir. Bunun en azından oranlaması yani gerekiyor. Tabii. Ve bunun kesinlikle giderilmesi lazım. Bu konu da ciddi anlamda böyle titiz bir şekilde çalışma yapıp en azından işte asgari ücretle çalışanların ya da hiç geliri olmayan insanların bu vergiye katılma oranlarının düşürülmesi gerekir. Çünkü siz maaşlı bir çalışansanız ve maaşınızı banka yoluyla alıyorsanız bütün her şeyiniz kayıt altındadır demektir. Evet. Ve sizin maaşınızdan verginiz kesiliyor. Siz o harcamanızı işte AVM'de yapıyorsunuz, alışveriş merkezinde yapıyorsunuz, nerede yapıyorsanız bunun vergisi sizden peşinden alınmış oluyor. Burada asgari ücretle çalışan ya da işte banka yoluyla kazandığı para kayıt altında olan şahıs her şekilde vergisini dört dörtlük vermek zorunda kalıyor. Ancak öbür taraftan baktığınız zaman şirketlerin ya da işte büyük firmaların kazançlarının hiçbir şekilde hesaplayamayacak derecede olduğu ve bunun işte gelir vergisinin düşük olduğu onlar açısından, siz küçük bir şirketseniz dahi gelir verginizin seviyesi bellidir. Dünya kadar bir kazancınız varsa, yani çok büyük bir şirketseniz, olsal anlamda bir şirketseniz dahi aynı vergiyi vermiş oluyorsunuz. Yalnız Mehmet Şimşek'in bu konuda özel açıklamaları oldu ve bu noktada yapmış olduğu açıklamalarla beraber baktığımızda, en son kurmayların açıklamasına da baktığımızda, ilk baştaki zaten gelirken 6 ay gibi bana bir süreden bahsedilmişti. İlk daha seçimden önce 6 ay gibi bir süreçte bazı taşları yerine oturtacağız ki bu vergi düzenlemesiyle ilgili de önemli açıklamaları var Sayın Şimşek'in, düzenlemeler ve adaletlendirme dengeleme noktasında. Tabii kesinlikle. Bir de şu, yani az önce değerli meslektaşım bahsetti, yani şimdi biz işte asrın felaketi dediğimiz bir deprem çok yaşadık büyük ülkemiz yani. Geçtik, evet. Ve bunun bize maliyetleri çok bize fazla. Masrafı neredeyse işte bütçemizin %5'ine tekabül edecek kesinlikle derecede yüksek bir masrafı var. Yani aynı şekilde pandemiden bahsediyoruz. Aynı şekilde işte bu EYT mevzusu en önemli kısımdır. Ben burada lafınızı balla keseceğim. Seçim döneminde galiba yine gündem özelde bir arkadaşla böyle konuşurken, seçim sonrasında özellikle şunu söyledim. Millet BK meselesi olarak gördüğü noktada tamam, AK Parti ve Cumhur İttifakı noktasında bir seçimde bulundu.
İki turlu seçimde de bulundu. Fakat esas ve esas Cumhurbaşkanı'nın da her zaman altını çizdiği bir konu vardı. Esas bence o noktada Cumhur İttifakı'na yöneldi. Çünkü bu kadar sıkıntının içerisinden, bu ekonomik krizden çıkartacak olan noktanın Cumhur İttifakı'nda olduğunu düşündü. Biraz önce çok önemli bir şey söylediniz Adi Bey. Dediniz ki muhalefet görevini yapmalı. Muhalefet gerçekten bunu yapabilecek bir noktada mı sizce? Değil işte. Şimdi EYT mevzusunu devamlı dillendiremediler mi? Dillendirdi. Dediler ki EYT gelsin, evet. Ya. Tamam, EYT gelsin, sorun yok. Ancak bunun bir çözümle gelmesi gerekiyor ya da bunun bir alternatifini ortaya koymanız lazım ki sizin orada emekli olarak emeklilik hakkı verdiğiniz kişiye vereceğiniz ücret de yerini doldurmanız gerekiyor ki o sistem işleyebilsin. Normalde sistemler nasıl işliyor? 4 tane çalışan bir tane emekliyi beslemek zorunda, yani sistemin böyle olması gerekiyor. Ancak bakıyorsunuz işte şu an 15 milyon emeklimiz var. 24 milyon çalışanımız var. Ne oluyor? Neredeyse iki kişi bile değil yani. Yani buna rağmen emeklilerimiz de şunu diyor. Haklı olarak, çünkü artan fiyatlar doğrultusunda diyorlar ki işte memurlara bu kadar maaş yapıldı. Seyyanen bu kadar bir rakam söylendi. Bizim emekli maaşımız tutarınca bir seyyanen rakam söylendi diyorlar. Ya gönül ister ki yani, %50 yapılsın, %100 değil yapılsın. Değil biz mi? Bu konuya karşı değiliz. Ha, emekli olmalarına karşı da değiliz. Ama bir sistemin yürümesi için gerçekten, yani gerçeklikten uzaklaşmamak gerekiyor. Kesinlikle. Şimdi, real ekonomi dediğimiz noktada. Aynen öyle, yani real olmak gerekiyor. Şimdi 25 milyon çalışanım var, 24,5 yani 25 milyon da 25 milyon çalışanım var, 15 milyon emeklim var. Şimdi iki tane çalışan bir tane emekliyi geçindirmek zorunda. Bu da ne demektir yani? İki tane çalışanın o masraflarının kısıtlanmış olması, vergisinin daha fazla alınıyor olması lazım ki o emeklinin maaşı ödenebilsin. Şimdi %25, belki Cumhurbaşkanı bunu %30'a büyük ihtimalle yükseltecektir yani. O da bir maliyet olarak diyecek ama. Tamam, yükseltilsin ama gerçekten bu konuda hani bunu karşılamak anlamında ciddi sıkıntılar mevcut. Çünkü stabil bir ekonomiden bahsedebilmemiz için kesinlikle gelirin ve giderin birbirine eşit olması lazım ya da bir tarafın ağır basması gerekiyor. Yani gelirin ağır besleyecek basması gerekiyor ki yoksa sonuçta öbür türlü hani sosyal güvenlik politikanız ya da işte sosyal güvenlik sisteminiz hiçbir yatırımınızı gerçekleştiremezsiniz. Bir de bizde petrol, yani enerji yok şu an mevcut tam olarak ele geçirmiş. Yani şimdi bir o kanala gireceğim yok. Şimdi. Hani verelim bir Rusya gibi, ne bileyim bir Amerika gibi, bir şey, Suudi Arabistan, Çin gibi. Sadece kendi ürettiğimiz, devletin kendi yaptığı işte bu vergilerle dağıtılıyor her şey. Yani ek bir kaynağımız da yok. İnşallah çıktı, bulduk ama tabii bu zaman alacak olan yani, bir nokta. O yüzden herkesin taşın altına elini koyması gerekiyor. O bahsettiğiniz bir tane çok önemli mevzu vardı yani. Şimdi halk seçime giderken bu kadar ekonomik kriz içerisinde neden Cumhur İttifakı'nı seçtiğinin aslında iyi tahlil ettiğimiz zaman bugün sonuç bu. Bugün işte ne kadar fazla bir itiraz yükselse dahi meslektaşımın da bahsettiği gibi acı bir reçetedir. Belki onun sonucu çok güzel olacaktır yani. Aslında bunun olacak için zaten yetki verilmişti. Şimdi artık petrolümüz çıkıyor, doğalgazımız çıkıyor. Ondan sonra enerjiyle ilgili ciddi anlamda işte güneş enerjisi ve rüzgar enerjisiyle ilgili çalışmalarımız var ülke olarak. Nükleer santral ligine çıktık. Nükleer santralin birinci fazı, birinci aşaması açıldı yani. Araç üretimleri, araç üretimimiz yani, gerçekleşti. Savunma sanayinde dünyada böyle ilk sıralara yerleşmişiz. İhracat yapıyoruz bu konuyla ilgili. Fakat işte insanlar baktığı zaman diyor ki bu kadar ekonomik kötüyken, az önce bahsettiğimiz sistem dahi yürüyemezken, eğer bu hükümet bunu yürütüyorsa, bu hükümet hiç kimseyi mağdur etmiyorsa, hiç kimseyi enflasyona eğer altında bırakmıyorsa, özellikle çalışanı, emekliyi, kamu personellerini hiçbir şekilde onun altında bırakmıyorsa, onların refah seviyesinin yüksek olması için elinden geleni yapıyorsa, bunun altında yatan sebep işte bu büyük projelerdir yani. Kesinlikle. Bu büyük projelerden elde ettiği gelirlerdir. Yani. Kesinlikle. Mehmet Bey'e yöneleceğim, daha sonra size geleceğim. Buyurun. Ama burada gerçekçi yaklaşmamız gereken ve Ömer Bey'e gerçekten burada çok iş düşüyor. Ticaret Bakanı'na çok iş düşüyor. Onun da çok büyük gayretle çalıştığını görüyoruz. Haberlerde de aktarıyoruz. Denetim evet, noktası. Bizim söylediğimiz bir şey. Aynen öyle. Denetimler şu anda çok ciddi cezaların kesildiği bir döneme girdik ama bundan sonraki düzenlemelerde özellikle hukuksal açıdan değerlendirdiğinizde neler bekliyor şimdi Türkiye? Tabii devletimiz her türlü maaş zammını ya da millete katkıyı yaparken, gerek emekliye, gerek kamu işçisine, gerek vatandaşa,
Tabii buradaki fırsatçıların da bir tedbir alması gerekiyor. Yoksa siz zam yaptığınız gece eğer market fiyatları artıyorsa, işte sarı renkli sitelerde araç fiyatları artıyorsa, ev kiraları artıyorsa yaptığınız zammın da bir anlamı kalmıyor. O gece o zam erimiş oluyor. Sizin zammı verdiğiniz o katkıyı, devletin verdiğiniz katkıyı daha aktif, daha proaktif ve vatandaşın cebine gerçekten yansıyacak şekilde yapabilmeniz için zammın yanında aynı şekilde çok güçlü bir denetim gerekiyor bakın. Eğer denetim yapmazsanız verdiğiniz zam o gece erir. Şimdi devletimiz 2000 lira diyelim bir emekliye bir artış sağladı. Eğer o gece ev kiraları 2000 lira yükseliyorsa, marketteki fiyatlar %25-30 zamlanıyorsa, o emekli sabah markete gittiğinde zaten dün gece aldığı o 2000 liralık artışı orada harcamış olacak. Kesinlikle harcamış olacak. Evet. Tabii burada her şeyin başı denetim. Biz bunu defalarca kez dile getirdik. Denetimlerin sıklaştırılması ve yaptırımların daha ağır olması gerekiyor diye. Yani siz sadece böyle daha önce yaşadığım bir anekdotu ben size anlatayım. Bir gıda firmaları var. 4 tane çok büyük. Kendi aralarında bakın öyle durumlar da yaşanıyor. Devletin buna da bir tedbir alması lazım. Bazı kendi sektörlerinde 3 büyük 4 büyük firma anlaşarak hareket ediyorlar diyelim. Ve bunlara bir ceza kesiliyor. Kesen ceza 500 milyon TL. Ama zaten yaptıkları o haksızlık da kazandıkları kar 2 milyar TL'yi buluyor. Yani sizin kestiğiniz 500 milyon TL onun için ödül gibi oluyor aslında. Ya bakın, hiçbir anlama ifadesi en basit noktayı söyleyeyim. Geçen gün ekmekle ilgili. Bu ülkede ekmek yeniyor arkadaşım. Yani yemeyin desene. De yeniyor yani. Yani evet. Yeniyor. Kültürümüz. 5 liraydı 6 liraydı bilmiyorum. Tam 8 lira olmuş. Denetim yapılıyor. Kesilen ceza ne kadar fırına biliyor musunuz? 1162 lira. Ben ekmek başına 50 kuruş bile değil yani. 1362 lira. İşte bakın şöyle bir mantığın o kötü niyetli fırsatçı esnafın ya da market sahibinin ya da ev sahibinin kafasına yerleşmesi lazım. Ben haksız bir zam yaparsam alacağım ceza benim mahvıma yol açabilir. Yani alacağın ceza o kadar büyük olacak ki bu kişinin o artışı yapmaktan korkacak. Bunun yasallaşması çok mu zor? Biz bunu hissettirmezsek, hiç zor değil. Bunu hissettirmezsek hiçbir şey başaramayız. Bizim bunu hissettirmemiz lazım. Yasallaşması bunun çok mu zor? Bunun yasallaşması için tabii bu yaptırımların gerek kabahatler kanununda gerek ticaret kanununda gerekse ilgili yönetmeliklerde ciddi değişikliklerin yapılması lazım. Burada bence en önemli husus, ben bununla ilgili bir ufak bir çalışma yapmıştım. Kapatılmaya kadar giden cezaların gelmesi lazım. Eğer o market sahibi birinci uyarıya, ikinci uyarıya rağmen eğer yine o artışları sağlıyorsa üçüncü uyarıda da kapatacaksın kardeşim. Sen kapattığın zaman ona öyle bir zarar vermiş olursun ki artık o artışı, haksız artışı yaptığına pişman olur. Ama tabii son zamanlarda Ticaret Bakanlığı özellikle bayram döneminde takip ettim. Çok ciddi denetimlerde bulundu. Gerek işte bu tatil bölgelerinde, restoranlarda, konaklama tesislerinde. Yani vatandaşı direkt etki edecek. Şimdi ise bu zamanlardan sonra marketlerde özellikle. Bakın bizim vatandaşı korumamız lazım. Markete gidiyorsunuz, rafta ürün yok. Neden yok? Yokluğundan değil aslında. Stokta bekleniyor. Niye? Zam gelecek. Başka bir yere gidiyorsunuz. Bugün mesela bir eşim söyledi. İlaç, eczaneye gittiğinde ilaç yoktu. Neden ilaç yoktu? Aslında ilaç var. KDV zammı yapılacak işte. Zammı gelecek diye ilaçları stoklamışlar. Bakın eğer siz o eczaneyi o stoklamadan dolayı bir gün iki gün kapatın. Emin olun bir daha asla bu kasti fırsatçılığa yeltenemez. Yani bizim burada denetimleri çok yoğun şekilde sıklaştırmadığımız sürece ve denetim baskısını arttırmadığımız sürece bu artışlarla bizim kazanabileceğimiz, elde edeceğimiz bir başarı olmaz. Aynı zamanda bu denetimleri de ham madde sağlayan firmalara da uygulamak i̇şte gerekiyor. Bizim bunu temelden zirveye kadar yapmamız lazım. Yani bu ekmeğin kesinlikle hamurunun yoğrulduğu fırından ekmeğin satıldığı bakkala kadar yapmamız unu lazım. Unu satana kadar. Hatta, bizim doğru bunu o makarnanın üretildiği o buğday tarlasından bakın o tarladan, o Konya'daki tarladan işte İstanbul'daki o makarna fabrikasına kadar yapmamız lazım. Çünkü siz burada önlem aldığınızda bu sefer tarladaki fiyat yükseliyor. Sebze meyveye örnek verelim. Bakıyorsunuz hallerde, evet. Antalya'daki seralardan işte 3 liraya 4 liraya çıkan domates İstanbul'daki hala gelene kadar 35 lira oluyor. Tarladaki çiftçime soruyorsun diyor ki ben 4 liraya işte komisyoncuya verdim. Komisyoncu ben diyor 6 liraya işte nakliyeciye verdim. O diyor ben benzin şu derken bir bakıyorsunuz 35 lira oldu. Zam olmadığı dönemde de arttırdılar. Bakın işte benzine fırsatçı olursanız yani, bunun maalesef zamla ya da işte kötü durumla ya da krizle alakası yok. Eğer fırsatçıysanız da kötü niyetliyseniz bunu her zaman yaparsınız. Ama burada vatandaşlarımıza da iş düşüyor. Vatandaşlarımıza nasıl iş düşüyor? Şikayet edin. Ticaret Bakanlığı'na şikayet edin. Buradan yine söyleyelim. Bakın
marketteki etiket fiyatıyla kasadaki fiyat hangi vatandaşın avantajınaysa vatandaşın o fiyat geçerli. Diyelim ki vatandaşımız gittiği bir ürün alıyor. Raftaki etiket fiyatı 5 TL, kasaya gitti. Etiket fiyatı 6 TL çıktı. 5 TL görüp aldığınız için artık o 5 TL geçerli. İtiraz mı etti? Polis çağırın. Ben artık yani bunu söylüyorum devamlı kalan. Polis çağırın, tutarak tutturun. Çünkü vatandaşımız bilinçli bir şekilde bunun üzerine gitmezse devletimiz de bir yere kadar bu denetimi yapabilir. Vatandaş devlete haber verecek ki devlet bu denetimi yapsın. Evet. Siz de kendi faal denetçiniz olun mahallede. Ya vatandaşımız gerekirse o marketten alışveriş yapmayı kessin. Kendi iç denetimini de oluştursun. Kesinlikle. Eğer fırsatçı bir bakkalsa, fırsatçı bir marketse kessin alışverişi başka marketten yapsın. Biraz zor işte. Zaten mesela işte, bahsettiğimiz üç harfli olan marketlere bakın. Evet, onları kastetmeyeceğiz. Hepsi beraber hareket ediyor. Şimdi siz hangi biriyle uğraşacaksınız? İşte yani? Sektör diyorum ya ben size. Belli alanlarda belli firmalar birlikte hareket ediyor. Benim yaşadığım birebir örnek var. 4 firma anlaşıyor. Bir tavuk firmaları bunlar 4 firma anlaşıyor ve aynı oranda zam yapıyorlar ve aynı fiyattan satıyorlar. Yani dışarıda tabii işte hangi biriyle hangi biriyle devleti kesin ceza 500 milyon TL ama o zamla kazandığı para 2,5-3 milyar TL. Ona ödül gibi geliyor. O 500 milyon TL'yi zaten göze almış durumda o şirket. Ki, ben biliyorum 500 milyon TL ceza. Mesela yani. Bunu çok güzel noktaya taşıyan biraz önce bahsetmiş olduğunuz o marketlerde mesela çevredeki diğer marketleri de kontrol altına alabilme güçleri de var o marketlerin. Mesela öyle bir fiyat düşürümü yaptılar ki mesela geçen hafta bizim oradaki bir tanesi. Bir baktım çevredeki diğer marketlerde de otomatikman düşme oldu. Tabii şimdi ya işte, otomatikman yani iyiliğe de yönlendirebilecekleri bir boyutları var. Ziya abi küçük bakkalın ya da oradaki orta halli bir marketin bu üç harflerle baş edebilme gücü de yok. Maddi imkanı da yok. Yani çünkü abi benim bahsettiğim sadece o küçük marketlerden bahsetmiyorum. İşte atıyorum gene zincir marketleri var ama o diğer marketlerle beraber değil. Farklı bir market bugün, türü. Onlarda da fiyat küçülmesine ve fiyat oranlamasını dengelemesine fayda ediyor. Ya bugün pazarlar yani. Da yüksek. Tabii ben ki. Mesela hafta sonu pazara çıktım bir vesileyle. Ya bakıyorsunuz işte o yüzden o sebze örneğini veriyorum. Pazardaki fiyatla marketteki fiyatla da yarışıyor yani. Pazarları da eskiden ben küçükken hatırlardım. Pazarlar tüm farklıydı. Da, evet denetlenirdi böyle. Zaptalar gezerdi pazarlarda çok yoğun şekilde. Ben çok iyi hatırlarım. Fiyat etiketlerini kontrol ederlerdi. Yani kendi mahalli çift fiyat etiketi vardı. Çift, yani eskiden ben onu diyorum hatırlardım. Hatta şu örneği verecektim. Sayın meslektaşım çok güzel değindi. İşte biz hani tüketim anlamında işte lüks ve zorunluluk. Ben eskiden hatırlardım. Biz küçükken kendimize mont aldık mı 2 sene giyecek şekilde alırdık o montu yani. Biz o kültürle büyüdük. Ama bir öyle olması gerekiyor işte. Ya da bakın ya şimdi meslektaşım avukat, ben avukatım, belli bir işte okuldan mezun olduk, belli bir iş imkanımız var. Ya bugün benim Eminoğlu kullandığım telefon çok ortalama bir telefon yani. Ya benim de aynı. Kullandığım yani, bilgisayar çok ortalama bir bilgisayar. Ha, alabilecek gücüm var mı? Çok rahat şekilde var ama almıyorum. Neden? Çünkü ihtiyacım yok ona. Bir zorunluluğum yok. Ben zaten iş görüşmemi ya da ilgili görüşmeleri bu telefonla yapmam bana yetiyor. Diğerini almam bana lüks bir harcama olur. Mesela şöyle bir şey oluyor. Lüks harcama dediniz ama bazıları da yatırım olarak alıyor. Çünkü işte, her geçen gün fiyatı artıyor. İşte bunun yani. Yatırım aracı haline gelmesi bu sıkıntıların gelmesine sebep oluyor. Çünkü telefon yatırım aracı olamaz. Araç yatırım aracı olamaz aslında. Ama öyle bir duruma geldik ki şu an bunlar yatırım aracı. Kesinlikle. Yatırım olarak alınıyor. İşte devletimiz de aslında bu kötü niyeti yatırım aracı olarak kullanan önüne geçmek için bu telefondaki artışı yaptı. Evet. Şimdi yani bazıları da yatırım için iki araba alıyor mesela. Yani aslında, hatta saklıyor sıfır araba ikinci el arabadan ucuz oluyor bazen. Aslında orası çok önemli. Şimdi mesela şu an az önce vergi adaletsizliğinden bahsettik ya, işte iki evi olan, iki aracı olan ya da birden çok malzemeleri olan, işte eşyaları olan şahıslarla ilgili vergilerin daha farklı olması gerektiğiydi. Mesela iki arabası varsa daha yüksek vergi vermesi gerekiyor. Ya da işte birden fazla evi varsa ona göre vergi vermesi gerekiyor ki en azından bunun önüne geçilebilsin ya da işte bir şekilde bu denge sağlanabilsin. Ya da işte ikinci el araç artık yani yatırım aracı olarak mı görülüyor? Herkes araçları alıp stoklayıp daha sonra satma yoluna mı gidiyor? Siz bu sistemi bozmak için ciddi anlamda bazı programlar çıkartacaksınız ve onu çok ciddi anlamda denetleyeceksiniz. Denetlediğinizde eğer düşük bir ceza verirseniz, dediği gibi meslektaşımın, bir mükafat gibi geliyor yani. Ama burada onu zaten bir saatte kasada çıkartıyor. Tabii yani. Ama bizim mesela biz ceza hukukunda, bizim oradaki ceza adalet sistemimizdeki ana temel mantığımız şudur. Şahıs ıslah olacak. Yani öyle bir ceza vereceksin ki ıslah olacak ve öyle bir ceza vereceksin ki o ceza diğer insanlar için caydırıcı olacak ve öyle bir ceza vereceksin ki diğer bütün insanlar için emsal olacak yani.
Bu üç önemli kuralımız var. Ama ancak baktığınız zaman işte ticari anlamdaki işlerde biz bunu göremiyoruz. Adama mükafat gibi geliyor verilen. Ya da mesela bir ekmek fırını işleten bir şahsı düşünün. Şahıs eğer ekmekte adaletsizliğe yol açacak ya da işte orada uyanıklığa gidecek şekilde 200 gram olan ekmeğin fiyatı bellidir. Eğer siz onu 180 gram ayarlayıp satıyorsanız bu hatta adamın kesinlikle o meslekten men edilmesi gerekiyor. O kadar lazım. Önemli olması lazım yani. Ancak cezası ne kadar meslektaşım dediği gibi 1200 lira. 1360. Verdiği zaman en yüksek verdiği ceza 9000 TL. Ya 9000 TL yani sen buna ceza versen ne vermesen ne. Her yani. Gün versen dahi hiçbir önem arz hiçbir etmiyor. Yok. Yani. Evet, aynen. Çünkü bu ne caydırıcıdır. Belki hatta hapis konusuna bile getirilebilecek tabii, boyutlara tabii, gelmesi yani, lazım. Ticaret, yani. Ticaret kanunumuzda ciddi anlamda iyileştirmeler yapılması gerekiyor. Hatta Türk Ceza Kanunu'na girilmesi lazım. Yani bu konularda eğer böyle somut olarak elinizde ciddi anlamda delil varsa bu şahısların cezalandırılması yönüne de gidilmesi gerekiyor. Şahıs kalkıp eğer ürünleri toplayıp çürütebilecek şekilde gözü dönmüş olarak karşımıza çıkıyorsa ve siz bunu ispatlıyorsanız bu adamın cezalandırmanız gerekiyor yani. Kesinlikle. Ve sosyal medyada karşımıza çok çıkıyor evet. Yani bu görüntüler ne yazık şimdi ki. Şimdi ekonomiye de bu kadar girdik. İnşallah Sayın Şimşek ve ekibiyle beraber bu geçen süreç ve gelecek süreçte düzenlemeleri de göreceğimize inanıyoruz. Şimdi gündem yoğun, süreçte hızla akıyor. Önümüzde Sayın Cumhurbaşkanı bugün Vilnius'a gitti, Litvanya'ya gitti. NATO zirvesi için önemli açıklamalarda da bulundu. Avrupa Birliği kartını da açtı. Amerika'ya F-16 restini de çekti. Biraz gergin bir toplantı mı ve daha öncesinde üçlü bir toplantı da olacak ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın altını çizdiği konular gerçekten çok çok önemli. Burası öyle farklı bir ülke değil, çat kapı ülkesi değil. Sonuç olarak Avrupa'nın da, NATO'nun da hatta birçok ülkenin de dikkatli düşünmesi gereken bir noktada. Çünkü neden? Biraz önce belirttiğimiz konular, enerji konuları, savaş konuları, tahıl konuları ve hepsine baktığımızda da dış işlerinin ekonomiyle bağlantısı olan birçok boyut da var. Sayın Filan da bu konuda çok ciddi ve kararlı adımlar atıyor yaptığı ziyaretlerde. Sayın Yılmaz'ın da Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın da Sayın Şimşek'le yapmış olduğu ziyaretlerde hem dış ilişkileri ilgilendiren hem de ekonomiyi ilgilendiren sizlerle daha önceki programlarda da her zaman söyletmiş olduğumuz bir dişli gibi bütün devletin çarkları birbirini destekleyecek ve kompanse edecek noktada hareket etmekte. Şimdi NATO zirvesinin getirecekleri nelerdir sizce? Tabii sizin de bahsettiğiniz gibi ülkemizde ne ekonomi, ne dış politika, iç politika, terör, seçim, siyaset hiçbir birbirinden bağımsız değil. Hepsi birbirine bağlı. Aslında bir zincirin farklı dişlileri gibi ya da bir domino taşının bir taşı gibi. Yani biri devrildiğinde hepsinin devrildiği ya da birinin durduğunda hepsinin durduğu bir sistemde yaşıyoruz. Çünkü ülkemizin konumu, ülkemizin geçmişi, tarihi bunu gerektiriyor. Bakın doğru. Biz çok güçlü bir tarihten geliyoruz. Yani 600 sene dünya hükmetmiş bir imparatorluğun geçmişinden geliyoruz yani. Tabii çok bu imparatorluğun geniş bir coğrafya, evet. Yani geçmişi ve imparatorluk geçmişi olan bir Anadolu coğrafyasından bahsediyoruz. Uygarlıkların doğduğu, yıkıldığı, nice uygarlıkların bittiği, yeniden başladığı, çağların kapandığı bir coğrafyada yaşıyoruz. Ve tarihte böyle olduğu gibi şu anda da böyle. Dünya buna da dönüyor. Dünyanın merkezi, Napolyon diyor ki dünyaya bir merkez seçseydik bunu İstanbul başkenti olurdu. Evet. Tabii dünya da böyle bir konuda yaşarken belli sıkıntılarda ister istemez karşı karşıya kalıyorsunuz. Tabii NATO konusu, Sayın Cumhurbaşkanımızın aslında bu NATO konusunda gösterdiği tavır Türkiye Cumhuriyeti'nin dik duruşunu ve büyüklüğünü bir nevi göstermekte. Neden? Bakın biz 50 senedir, 55 senedir Avrupa Birliği kapısındayız değil mi? Evet. Bize yıllarca çeşitli bahaneler çıkardılar. Kopenhag kriterleri dediler. Yerine getirdik Kıbrıs'ı ileri sürdüler. Yerine getirdik insan hakları dediler. Yerine getirdik farklı farklı bahaneler sürdüler. Hala bize Avrupa Birliği'ni almamak için ellerinden geleni yapıyorlar. NATO için gösterdiklerin çabanın %1'ini acaba Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi için gösterdi mi bu Batı? Yok asla. Amerika. Yok. Baskı yaptılar mı Türkiye Avrupa Birliği'ne alın diye? Hatta açıkça dile getirdiler. Biz ne yaparsanız yapın siz Avrupa Birliği'ne almayacağız dediler. Yani Haçlı Birliği olarak duyduk. Söylendiği de oldu zaten. Haçlı Birliği dediler. Hristiyan Birliği dediler. Yunanistan. Makedonya vardır bilirsiniz. Yunanistan hepsi Balkan. Hı-hı. Soydaşlarımızın da yaşadığı bir ülkedir. Makedonya aynı zamanda Yunanistan'ın kuzeyine verilen bir attır.
sırf Makedonya'nın ismi sebebiyle Yunanistan 16 yıl boyunca Makedonya'nın NATO üyeliğini veto etti. Ve Makedonya ancak 16 yıl sonundan NATO üye olabildi. NATO Makedonya'ya bu engel çıkartılırken Yunanistan tarafından neredeydi bu Amerika? Sayın Erdoğan, neredeydi bu Batı? Bu resti çekmesi Avrupa Birliği restine. Tabii çünkü olarak... Avrupa Birliği Türkiye'yi hala eski Türkiye zannediyor. Hmm. Hani bizim Anadolu'da bir tabir vardı. Türkiye'nin konumunu belli etmek Anadolu'da için. Anadolu'da bir tabir vardı. Kafasına vurup dediğini yaptırmak gibi. Türkiye hala öyle zannediyor. Türkiye öyle bir Türkiye değil artık. Türkiye'sin isteklerinize boyun eğmez. Türkiye kendi menfaatlerini düşünerek hareket eder. Türkiye'nin boyutunu ve ortaya Türkiye koymak için. Türkiye şu an için kendi menfaatlerini düşünüyor. Neden? Ya sen Kur'an-ı Kerim yakıyorsun kendi başkentinde. Ertesi gün çıkıp beni NATO'ya alıyorsun. PKK yandaşları, terör örgütü destekçileri, APO posterleriyle, PKK paçavralarıyla Stockholm'de gösteriler yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın böyle yaptıkları bir heykeli yakıyorlar. Hiçbir şey olmamış gibi onları polis korumasına alıyorsun. Onları eleştirenleri gözaltına alıyorsun. Hiçbir şey olmamış gibi ertesi gün diyorsun ki beni NATO'ya al. Ama eski Dışişleri Bakanı Türkiye'ye bu konu yani çok ciddi anlamda haklı tamam oldu. Tamam da şimdi bakın bu Avrupa'nın klasik, gereken çok Avrupa'nın şey var. Klasik taktiğidir. Biri konuşur arkadan böyle diğeri güzel 3-5 laf söyler. Kulağınıza hoş gelir ama icraata baktığınızda hiçbir şey değişmemiş hiçbir şey olur. Yani hoş konuşan da genelde yetkisiz olanlar. Yetkisiz olanlar. Yani. Ne yetkisiz var? Şimdi siz NATO'ya girmek için Türkiye'nin hangi dediğini yerine getirdiniz? Hangi suçluyu? FETÖ, bir sürü FETÖ Firavun'la kaçak orada terörist ele başlar. Hangisini iade ettiniz? Hangi PKK'lıyı Türkiye'ye iade ettiniz? Yani bunların... Ya Amerika F-16 satışı, bakalım F-35 üretim ortağıydık, proje ortağıydık F-35'lerin. Neden bizi çıkardınız F-35 projesinden? Biz NATO'nun en güçlü ikinci ordusuyuz. En büyük müttefikiz. İzveç bu kadar önemliyse o küçük nüfusuyla ve küçük ordusuyla. Türkiye Cumhuriyeti NATO'nun en büyük ikinci ordusu. NATO'nun doğu kanadının en büyük ordusu. Bugün NATO'yu, bu Doğu Kanadı'nın koruyan ülke var, o da Türkiye Cumhuriyeti'dir. S-400'e burada değinmek lazım. Tabii neden? Ki. Çünkü S-400 en büyük kritik noktası neydi biliyor musunuz? Amerika'nın bir kuralını delmiş olduk. 1945'teki ruble ile ödedik. Bütün mesele orada zaten. Yunanistan da S-300 aldı. Laf et. Bugün Hindistan Hindistan daha yeni S-400 anlaşması yaptı. Yunus Paksoy önemli bir gazeteci. Bir soru sordu Beyaz Saray'da Amerikan Başkanı Sözcüsü'ne. Hindistan'a neden uygulanmıyor? Çünkü dedik oradaki menfaatlerimiz başka, Türkiye'deki menfaatlerimiz başka adam dedi. Çok ciddi açıklamada aynen takıldı. Kullandı. Aynen öyle. Gelsin mi siz Türkiye'yi F-35 projesinden çıkardınız. Hadi ondan çıkardınız, anladık, paramızı vermediniz. Ne dedik? Tamam çıkardınız. O zaman bize F-16 verin. Mevcut F-16'ımızı güncelleyin, modernizasyonu yapalım. Ve yeni üretim F-16 verin dediniz. Bakın tamam dediler ama şimdi İzveç'in üyeliğini önerecek kongreden çıkmayacak. Kardeşim sizin kongreniz varsa da bizim de Türkiye Büyük Millet Meclisi var. Aynen, Sayın Cumhurbaşkanı çok güzel bir noktaya değindi. Senin kongren varsa benim meclisim var. Senin Amerikan halkın varsa benim de Türk milletim var. Aynen. Eğer sen benim önüme bu engelleri çıkartıyorsan ben de senin önüne bu engelleri çıkartırım. Bakın Finlandiya ne yaptı? Uydu. Bazı teröristleri bize iade etti. Ülkesine Kur'an-ı Kerim yakılmasını yasakladı. İlgili yasadeşlerini yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımız verdiği sözü tuttu ve aldı. Öyle. Arkadaşlar kaç dakikamız var? Onu bir öğrenelim. Tamam. Şimdi Hadi Bey size yöneleceğim. Özellikle NATO boyutuna girdiğimizde biraz önce Mehmet Bey çok güzel özetledi. Onu siz yapmayın ama NATO'yu İsveç'e alalım boyutu. Ki artık o Türkiye değil. Yani ekmeği vurup alma noktasında değil ama şöyle bir durumda söz konusu. Bir yanda Rusya var. Bir yanda Ukrayna devam ediyor. Bir yanda hakikaten açlık çeken ülkeler var. Afrika ülkelerinden bahsediyorum. Türkiye'den de çok yani mazlum coğrafyasına tek hitap eden ülke olduğu için Türkiye ve bu noktada da bakıldığından dolayı Türkiye'nin çok ciddi anlamda girip bir satranç oyunun içerisinde kaldığını görmekteyiz. Rusya bu konuda Türkiye'nin yanında daha ne kadar durur ve NATO ile ilişkilerde Türkiye hangi boyuta getirir? Türkiye dış politikasını izlediğiniz zaman aslında hiç kimsenin yanında olmadığını ciddi anlamda bazı işlerde bize gösteriyor. Özellikle mesela en son Zelenski buraya geldiğinde Zelenski ile beraber gönderdiği şahıslara dikkat edin. Şimdi
onu gönderen ekibin Rusya'nın da olmasını bekler misiniz, beklemezsiniz? Tabii. Ukrayna'ya eğer siz İHA satıyorsanız Rusya'nın yanında olduğunu bekler misiniz, beklemezsiniz? Ama tahıl anlaşmasını imzaladığınızda Rusya ile beraber mi hareket ediyorsunuz? Hareket ediyorsunuz, o zaman Ukrayna'dan yana olduğunuzu söyleyemezsiniz. Ya da esir anlaşması yaptığınızda eğer bu konuda öncelik ediyorsanız yine hiçbirinden yana olmadığını dünyaya gösteriyorsunuz yani. Burada ciddi anlamda Türkiye önemli noktalarda adımlar atıyor ve hiç kimseden yana olmadığını bize gösteriyor dış politikada. Tabii Türkiye'nin buradaki konumu çok önemli. Türkiye'nin son yıllarda artık şahlanış dönemine geçtiği, özellikle bu ikinci yüzyıl dediğimizde o yüzyıla girerken gerçekten çok başı dik bir şekilde girdiğini görüyoruz. Şimdi Mavi Vatan meselesine baktığınızda Mavi Vatan'da Türkiye'yi Türkiye yapan ve Türkiye'nin sözünün geçerli olduğu, kendi istekleri doğrultusunda hareket eden bir ülke olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi böyle bir ülke olduğu zaman siz NATO'dan işte ya da kendi isteklerini onlara dayatmadan, onlara yaptırmadan bazı şeyleri yapabileceğini mi düşünüyorsunuz? Bunu düşünmek gerçekten akıl kârı değil. Yani Türkiye ciddi anlamda bütün isteklerini yerine getirmesi için herkesle de savaşacak, herkesle de masaya oturacak, bütün isteklerini onlara dayatacaktır yani. Çünkü Suriye'ye bakıyorsunuz, Suriye içerisinde en fazla varlığını sürdüren yine Türk ordusudur yani. Biz kendi sınırımızı işte terörden temizlemek adına Suriye'nin içerisinde adaletli bir şekilde ne Esad'la hareket ederek ne terör örgütleriyle hareket ederek sadece oradaki halkı düşünerek hareket eden tek orduyuz yani. Doğru. Rusya'ya bakıyorsun başka bir amaç içerisinde, İran aynı şekilde, İsrail aynı şekilde, Amerika zaten farklı bir dünyada orada. PKK'ya bakıyorsunuz çok farklı bir şey, IŞİD'e bakıyorsunuz çok herkes farklı bir durum. Herkes Çin faktörüne dayandırdığı bir nokta. Orada ciddi anlamda bir kaos var ama tek adaletli olan kesim hangisi oluyor? Yine Türk ordusu oluyor. Hatta işte orada üniversiteler kurup orada insanları eğitimini dahi ciddi anlamda destekleyip onları hazırlayan bir ülkeden bahsediyorsun. Sonuçta yani. Fransa'da Macron'un karşılaştığı manzarayla herkes karşılaşacak bir gün diyorsunuz. Kesinlikle. Ya da işte Yunanistan'ın size bazı şekilde sizi tahrik ettiği durumlarda pısırık bir şekilde davranmıyorsunuz ve ciddi anlamda tepkinizi ortaya koyuyorsunuz. Hatta diyorsunuz gerekirse fiili anlamda da adımlar atacağım diyorsunuz yani. Şimdi böyle bir durumda siz eğer NATO üyesi olabilecek bir ülkeden bahsederken burada o ülke sizin istekleriniz doğrultusunda hareket etmezse, sizi insan yerine koymazsa, sizi ülke olarak tam görmezse, sizi güçlü bir ülke olarak görmezse o adamın haddini girmesinin hiçbir anlamı evet. yok ki. Şimdi FETÖ elemanlarını kendi ülkesinde besliyorsa, PKK'lıları, DHKPC'leri besliyorsa, bir ülkenin liderinin işte portresini yapıp ya da koklasını yapıp orada yakabiliyorsa adam, ciddi anlamda kendi ülke liderlerini bunu yapamayacağını başka ülke liderine yapıyorsa. Bunu Cennet Mekan Abdülhamit Han Hazretleri'nde de yapmışlardı ta zamanında değil mi? Yani siz buna engel olamıyorsanız o zaman burada ciddi anlamda bir sıkıntı vardır sizin kendi ülkenizde. Ya da işte siz orada özgürlüklerden bahsediyorsunuz ancak bir dinin kutsal kitabına yapılan saygısızlığı özgürlük kisvesi altında insanlara anlatmaya çalışıyorsunuz, destek olmaya çalışıyorsunuz ve yasalarınızda idare ve adli makamlar bu konuyla ilgili destek veriyor. Papalara hakaret edenlerin Engizisyon mahkemelerinde yakıldığı bir özgürlükten mi bahsediyoruz? Aynı şekilde yani? Çıksın işte başka bir dinin kutsal kitabını yakabiliyorlar mı aynı şekilde? Hayır, yapamıyorlar yani. Yapamayınca da ne oluyor? Bu sefer Türkiye'de tabii dünyada İslam denince önde gelen ülke olarak ve kurtarıcı bir ülke olarak göründüğünden dolayı Türkiye'nin gerçekten dini değerlere ne kadar sahip olduğu, kültürüne ne kadar sahip olduğu dünya içerisinde bilindiğinden dolayı bununla ilgili en ciddi adımı kim atacaktır? Yine Türkiye atacaktır yani. Türkiye diğer ülkeye ne dedi? Sen kendi anayasanda bunu suç sayacaksın ya da bunu altyapısına hazırlayacaksın. Ancak öyle kabul edecek. Aynı şekilde burada da geçerli olacak yani. NATO'ya kabul edilmesi için bunun şartları aranacak. Ve bugün ortaya çıkan işte Avrupa Birliği mevzusuna baktığımızda da yine aynı şekilde geçerli aslında olacak. Aslında orada Cumhurbaşkanı çok farklı bir mesajı var da ya biraz önce söylediğimiz gibi Türkiye'nin gerçek gücünü
İsteseniz de istemeseniz de öğreneceksiniz mesajı. Direkt aynen öyle. Ya da benim isteklerimi yerine getireceksin. Benim isteklerimi yerine getirmediğin müddetçe ben senin isteklerine boyun eğmeyeceğim. Aynen. Zaten ciddi anlamda bir ambargoyla karşı karşıyayız. Amerika'ya bakıyorsun bize. Kaybedecek bir şeyimiz yok zaten. Aynen öyle. En sert şekilde ambargoyu uygulamıyorlar da zaten. Hiçbir şey vermiyorlar. Avrupa Birliği ülkeleri şu an vatandaşlarımıza vize dahi vermiyorlar. Evet. Aylarca vize kuyruğunda bekleyen vatandaşlarımıza. Vize dahi vermiyorlar ve ciddi anlamda ekonomik ambargolar var ya. En azından savunma sanayine vize bakıyorsun. F-35, F-16'lar. Başka bir şey değil ki. Yani normal ticaretin içerisinde bile çok büyük sıkıntılara sebebiyet veren bir boyuta geldi zaten. Ki ama bu enerjiyle beraber ya tamam yaz ayındayız. Yazı zaten atlatacağız. Ama kışa geldiğimizde gene Türkiye'nin kapısını çalacaksınız. Çalacaklar ve mecburdurlar. Mecbursunuz yani. Çünkü Rusya'nın gazını biz getirdik. Burada şu an depoluyoruz ve onlara biz satacağız yani. Evet. Biz oraya satmadığımız müddetçe ve kendileri kalkıp kuzey taraftan bir hat kendi ülkelerine getiremeyeceğini ve bunun da çok uzun bir süre geçeceğinden dolayı buna mahkumdurlar yani. Kesinlikle. Buna mahkumsan eğer bizim isteklerimizi de yerine getirmek zorunda. Şimdi yani NATO ne demek? Bir savunma örgütü değil mi? Savunma örgütüdür NATO. Ülkeler herhangi birine saldıran ülkeye karşı birlik olup korumasıdır. Evet. Şimdi düşünün FETÖ'cülerin yaşadığı, PKK'ların yaşadığı bir İzveç'e saldırı olacak ve benim askerim gidip o İzveç'i koruyacak. Tamam. Böyle bir mantık var mıdır yani? Bu arada lafınızı keseceğim. Yönetmenim Zeyt uyarıyor da şu anda kameramızı Litvanya'ya çeviriyoruz. Stoltenberg'in açıklamaları varmış. Mutabakata varıldığına dair. Değerli izleyiciler, gündem özelde ikinci bölümde tekrar birlikteyiz. Birinci bölümde NATO'dan bahsediyorduk. Jens Stoltenberg'in açıklamalarını da aktarmış olduk böylece. Türkiye istediği adımlara yavaş yavaş kavuşacak gibi gözüküyor açıklamaların sonucunda. Avukat Mehmet Kırmızı, Avukat Hadi Dündar bizlerle beraber gündemdeki konuları derinlemesine ele alıyoruz. Evet Mehmet Bey. Baktığımızda Jens Stoltenberg'in genel bir toparlama yapıp hemen siyasete yönelelim. Çünkü süre hızlı akıyor. Türkiye istediklerini alacak mı? Anladığım kadarıyla Türkiye istediklerini aldı. Bizim dediğimiz de buydu aslında. Türkiye istediğini almadan hiçbir şey onay vermez. Bir vize serbestliği alınacak gibi duruyor. Aynı zamanda NATO tarihinde ilk kez özel bir ortak terör mekanizması kurup terör temsilcisi atanacak. Yani Türkiye'ye bir koordinatör atanacak ve İzveç'teki o teröristlerin takibi o koordinatör üzerinden yapılacak. Eğer İzveç'te FETÖ firarisi olsun, PKK firarisi olsun ya da herhangi bir Türkiye'nin terör örgütü olarak kabul ettiği bir kişi orada yaşıyor ise bunun takibi yapılacak ve iadesi istenecek. Aynı zamanda Avrupa Birliği giriş sürecinde de ciddi bir ilerleme kaydedilecek. Yani Türkiye burada Stoltenberg de onun ayrımını yaptı. Yani NATO'nun bununla ilgili herhangi bir müdahalesi yok. Bu İzveç özellikle Türkiye çünkü İzveç bizim üyeliğimizi istemeyen ülkelerden biriydi. Tabii o da yola gelmiş durumda açıkçası. Yani Türkiye aslında istediğini %80'ini %90'ını almış durumda. Tabii bunu süreç gösterecek. Daha bir meclis süreci olacak. Tabii meclise ki. Gelecek. Vilnius zirvesinden sonra Sayın Cumhurbaşkanımız ülkeye döndüğünde de tabii ayrıntılı açıklamalarını yapacak. Biz de bunu takip Sayın edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanının zaten hareket planlamasına baktığımızda bir emniyet süreci mutlaka koyuyor. Verilen sözlerin tutulup tutulmadığına dair karar mekanizmasını da ortaya koyarak emniyetli bir şekilde gidiyor. Hemen iş siyasete yöneleceğim. İş siyasetin içerisinde ekonomiyle bağlantı olan noktada Kılıçdaroğlu'nun seçimden sonra ilk defa bir açıklaması oldu bir esnaf noktasında. Kahvesinde. Orada bile söylemiş olduğu işte ekonomik boyuttaki hala söylemleri söz konusu ama bakıyorsunuz muhalefet edecek hali kalmamış noktada. Yani kurultaya giden bir noktası var ve kurultaya giderken her gün bir isim değişim diyor. Her gün bir isim değişim diyor. Ve bunun içerisinde işte Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı'ndan tutun. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a varana kadar, yürüyüşlere varana kadar hareketler söz konusu. CHP'de değişim olacak mı? Şimdi tabii bakın biz az önce Stoltenberg'i izledik, NATO'yu konuştuk, ekonomiyi konuştuk, işte alınacak tavizleri Avrupa'dan ve NATO'dan konuştuk. Ama bakın muhalefet ortada yok. Evet. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti ama muhalefet yok. Siyasette muhalefet yok. Muhalefet neden yok? Çünkü kendi iç derdine düşmüş durumda. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi, ben şöyle açıklayayım aslında işini. Allah Türkiye'yi bu Millet İttifakı'ndan korudu aslında.
Biz bunun sonucunu bugün görüyoruz. Bakın, kendi içlerinde dahi anlaşamayan bir muhalefet ve demokrat dede profili çizen. Ne yaptı Sayın Kılıçdaroğlu? Çıktı grup konuşmasında, ağladı herkes. Buradan bu son konuşmam dedi. Açıklama yaptı. Son çıkış noktamız dedi. Ondan sonra işte ben dedi işte demokratım, işte bırakacağım dedi. Yaşım geldi dedi. Tek bakın, adam rejimi zaten seçim CHP'de kaybedildi. Sayın Kılıçdaroğlu bırakın bırakmayı. Kendisine karşı çıkanları disipline sevk ediyor. Tanju Özcan örneği. Kesin ihraç sistemiyle ve tedbirli olarak. Şimdi tabii Cumhuriyet Halk Partisi böyle bizim Türkiye'de işte bir tavale partisi olarak kurulmuş siyasi partilerden değil. Cumhuriyet Halk Partisi de Cumhuriyet'le birlikte kurulmuş. Çeşitli iç dengeleri olan bir parti. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir kurultay delegeliği vardır. Bu kurultay delegeliği partiyi yönetir. Yani delege gücü kimdeyse partiyi o ele geçirir. Şimdi bakın tartışmasız bir şekilde. Bu aslında 82 Cunta Anayasası'yla bağlantılı. Getirilen bir sistemdi. Evet. Şu an delege sistemi tamamen Kılıçdaroğlu'nun elinde. Yani siz ne açıklama yaparsanız yapın, ne söylerseniz söyleyin. Sayın Kılıçdaroğlu kendi isteğiyle bırakmadıkça Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı bırakmaz. Bakın hiç umurunda değil. Değişiklik talepleri geliyor. İşte sosyal medyayı takip ediyoruz. İşte o CHP trolleri vardı meşhur seçim döneminde. Kılıçdaroğlu zirveye arşa çıkartan. Kılıçdaroğlu hakaretler ediyorlar. Ya bakın seçim döneminde kendilerini muhalefet eden kişileri yaptıkları deyince şu an Kılıçdaroğlu'na yapıyor o troller. Ki kendi kanallarını bile artık ayırdılar. Bakın işte belli kanallar Ekrem İmamoğlu tarafında, belli kanallar Kılıçdaroğlu tarafında. En sevdiği gazeteciler troll ilan edilmiş durumda. Çeşitli gazeteciler istifa etti. Kovuldu ama hatta CHP'ye Kılıçdaroğlu'na yüklendi sonuç diye. Sonuç olarak ne gördük? Evet. Dün Kılıçdaroğlu az önce dediğiniz gibi kahvede bir açıklama yaptı. Dedi ki bu ne ilk seçimde ne de son seçim olacaktır dedi. İşte gemiyi limana yine ben götüreceğim dedi. Ya hangi limana götüreceksiniz gemiyi Kılıçdaroğlu? Ya da bu aslında ilk seçim ya da son seçim değil. Sizin ne ilk kaybedişiniz oldu ne de son kaybedişiniz olacaktı. İşin doğrusu bu aslında. Çünkü siz girdiğiniz 12 seçimi de kaybettiniz. Bugün yapılan araştırma anket çalışmasında gerçi çok erken ama %72.8 oranında Kılıçdaroğlu'nun değişmesi isteniyor. Aynen. Ama değişime kulak tıkayan bir Kılıçdaroğlu ve Kılıçdaroğlu'nun avaneti o Faik Öztürk, işte Engin Özkoç. Faik Öztürk da bilirsiniz. Babasından evet. Tutun dedesine kadar CHP delegeliği, CHP milletvekili yapmış bir kişi. Ki babası tekel bakanıydı. Ankara'da bir bar açılışında insanlar inşallah daha fazla işte alkol ve sigara içerdi dua eden bir kişidir Faik Öztürk'ün babası. Öyle bir zihniyetin ürünüdür Faik Öztürk. Tabi Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir Ekrem İmamoğlu krizi var. Ekrem İmamoğlu ama kaçak görüşen bir siyasetçi. Bakın değişim çağrısı yapıyor. Ama açıkça ne genel başkanlığını ilan ediyor, ne açıkça Kılıçdaroğlu'na değiş diyor. Çünkü Özcan adını inmiyor, adını almıyor evet. Kılıçdaroğlu'nun. Hep bir kaçak güreşme, üstü kapalı göndermeler, üstü kapalı çağrılar. Hı. Ne bir Tanju Özcan olabiliyor, ne bir Muharrem İnce olabiliyor. Bakın Muharrem İnce çıktı, kurultayda değişmen gerekiyor dedi. Değişmelisin dedi. Kim? Bayrağı adam, açtı. Gene ben de gireceğim seçimlere dedi. Elini masaya vurdu. Evet, evet. Kurultayda ne oldu sonucunda? Partiden gönderildi, yeni bir parti kurdu. Tanju Özcan örneğine bakıyorsunuz. Tanju Özcan puslu havaları seven bir belediye başkanıdır. Böyle durumlarda ortaya çıkar, farklı olmaya çalışır. Ama iyi kötü yine bir muhalefeti var. Açıkça çare yapıyor. Açıkça oynuyor. Cümlelerini açıkça sarf ediyor. Kaçak güreşmiyor. Yani kapının arkasına saklanmıyor. Bugün Bolu'dan Ankara'ya yürüyor. Bolu'yu sel götürüyor. Heyelan var ama Sayın Tanju Özcan kendi derdine düşmüş ediyor, durumda. Ve bırakmadı. Ben bırakacağını düşündüm. Belki Bolu'ya geri döner, insanlara yardım düşün, eder düşün. Dedim ama herhalde CHP Genel Başkanlığı insanların derdinden daha kıymetli olduğu için bırakmadı, devam etti. Ya da verilen görevi yerine getirmesi. Ya da bakıyorsunuz yani o da değişik bir bakış açısı. Mansur Yavaş nerede? Mansur Yavaş'ı duyan, gören var mı? Yok, 28 Mayıs'tan itibaren Mansur Yavaş ortada yok. Ankara'ya sel götürdü, ortada yok. Ankara'ya yağmur yağdı, ortada yok. Ekrem İmamoğlu bakıyorsunuz her gün farklı bir açıklama. Canan Kaftancıoğlu ile Ekrem İmamoğlu krizi var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi milletin derdini unutmuş. Ülkenin derdini, ülkenin işte bu NATO süreçlerini, diğer mesleki süreçlerini unutmuş. Kendi derdine düşmüş durumda. Ama ben Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı bırakacağını kesinlikle düşünmüyorum. Ekrem İmamoğlu'nu da Büyükşehir Belediye Başkanı adayı yapacağını düşünüyorum herkesten farklı olarak. Neden? Çünkü Kılıçdaroğlu akıllı bir siyasetçi. Yani silecek Ekrem Bey'i, silecek İmamoğlu'nu o zaman. İmamoğlu'nu böyle halkın önüne atacak. Onu o şekilde kadro dışı bırakmaya çalışacak. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir geleneği vardır. Bu da ne geleneğidir? Kumpas geleneği.
Eğer kendi iradenizle genel başkanlığı bırakmıyorsanız KUPAS'a bıraktırılırsınız. İşte onu Deniz soracaktım. Baykal bıraktı. O Deniz Baykal'ın ahı tutar mı? İşte Deniz Baykal bıraktı daha önce. İşte bu Hikmet Çetin'e yapılan baskılar vardı. Muharrem İnce'ye yapılan baskılar vardı. Şimdi sıra geldi Kılıçdaroğlu'na. Baktılar ki demokratik yollarla inmiyor bu CHP içindeki o güç. Kılıçdaroğlu'nu herhalde bir kumpasta bıraktırır. Çünkü CHP Genel Başkanlığı hiçbir zaman Genel Başkan'ın kendi isteğiyle bırakılmış bir Genel Başkanlık koltuğu olmamış. Mustafa Kemal Atatürk ölümüyle bırakmış. İsmet İnönü bir baskıyla ölümüyle bırakmış. Deniz Baykal bir kumpasta bırakmış. Hikmet Çetin istifa ettirilmiş. Şimdi sıra Kılıçdaroğlu'nda. Ya kendi isteğiyle bırakacak, bırakmayacağı için kumpasta bırakılacak ama burada kaybeden Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni oldu. Yani bugün bakıyorsunuz İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hali ortada. Bolu sel götürüyor, biri genel merkeze giriyor. Yani tabii burada vatansever, yurtsever Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin de ben yerel seçimlerde artık fikrini ve tercihlerini değiştireceğini düşünüyorum açıkçası. Bakalım ilerleyen zaman ne gösterecek. Bir noktada da bakıyorsunuz meclis aritmetiğine Hadi Bey. Gruplar kurulmaya başlandı. Hatta vekil çalma işlemleri de başladı. Ali Babacan bugün bu neydi? 3 tane milletvekili olan bir parti. Demokrat Parti. Demokrat Parti. Beyefendinin ismi aklıma gelmedi de. Milletvekili var 3 tane. Gültekin Uysal. Gültekin Bey ile beraber bir grup kuracaklar. 18 ama 2 tane daha gerekiyor. İyi Parti'nin kapılarını aşındırmaya başladıkları söyleniyor kulislerde. Böyle gruplar kurmak neyi getirir? Aslında şuna bakmak lazım. Yani burada ne konuşuluyordu? Saadet, Gelecek ve Deva birleşecek bir grup kuracaktı. Olmak istememiş. İşte ne, acaba buradaki hangi menfaat çatıştı da kendileri burada grup kurmak istemiyor? Gültekin Oysal'la Ali Babacan birleşip grup kurmak istiyor. 5 tane milletvekili alıp kendi grubunu kursaydınız ya. Niye Gültekin Oysal'la? Bu burada hani sadece siz bir koltuk savaşı içerisindeyseniz, bir egonuz varsa ve bu egoyu tatmin etmek için o meclisi kullanıyorsanız böyle sorunlarla karşılaşacaksınız yani. Ya da bu profile gireceksiniz ve halk sizi o çok açık bir şekilde görecek yani. Bize gösterdikleri şey bu. Ben koltuğu çok seviyorum. Benim grubum olsun. Benim söz hakkım olsun. Ben çıkıp o grupta konuşabileyim. Bir hani bir ismim cismim olabilsin adınadır. Şimdi Babacan aynı şekilde bunu istiyor. Davutoğlu aynı şekilde bunu istiyor. Temel Karamollaoğlu aynı şekilde bunu istiyor. Şimdi biz sadece üçü beraber... Bunlar böyle insanlar mıydı? Yani böyle bakıyorsunuz Necmettin Erbakan'ın yanında Sayın Karamollaoğlu farklıydı. Ali Babacan Sayın Erdoğan'ın yanında farklıydı. Yani bunlar neden oldu da böyle oldu? Ama şöyle şimdi 2 yıllık masa süreciyle baktığınız zaman bunun gerçek kişiliklerin ortaya çıktığını görüyorsunuz yani. O güne kadar ne hangi görev verildiyse onu yapan profiller işte bir şeyleri elde etmek adına kendi o gizli ajandalarını ortaya koyup kendi amaçlarını doğrultusunda hareket etmeye başladı. O masa etrafında her birinin Cumhurbaşkanı adayı olmak istemesi ya da Ahmet Davutoğlu'nun çıkıp işte bizim Cumhurbaşkanı profilimiz, biz ne söylersek onu yapacak söylemi gibi yani. Hani bütün güç bizde olacak, bütün yönetim bizde olacak, biz yöneteceğiz arzusuyla hareket eden tipler olarak Allah korumuş gerçekten Mehmet Bey'in dediği gibi. Yani bir de Sayın Yavaş da Sayın İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı yardımcısı olduğunu düşünsenize. Ya mesela bunlar nasıl birbirleriyle aynı doğrultuda gidecekler? Neler yaşayacak acaba yani şimdi ülkemizde? Tamamıyla bir kaostu. Zaten seçmen bunu bildiği için, bunu gördüğü için, daha seçim olmadan bunu hissettiği için kendilerine rağbet etmedi. Yoksa bu kadar ekonomik sıkıntılar içerisinde olan bir ülkeden bahsediyoruz. 20 yıl boyunca ülkeyi yöneten bir iktidardan bahsediyorsunuz. Ne yani somut olarak olaya baktığınızda ne dersiniz yani? Değişim olur. İşte değişim olma ihtimali yüksektir. Yani bu hükümetin kötü olduğu anlamında söylenmiyor. Yani. Yok, hani 20 yıldır yönetildi. Yani. 20 yıldır yönetti. Belki kadroları yorulmuştur ya da işte kadroların içerisindeki o enerji bitmiştir. Yeni bir genç kadronun gelmesi gerekiyor mantığıyla bakılması gerekiyordu. Ama seçmen baktı ki ya bu Millet İttifakı'nda bu bile yok yani. Bunu yapamazlar. Bunu yapsa yine iktidar yapabilir. Evet, bari iktidara yine oy verelim ki iktidara verilen oy neticesinde de ne yapıldı? Bütün kabine değişti, bütün milletvekilleri değişti. Yani bütün o portre hepsi genç değişti. Bir kadro yani. İşte ne dediler? Şampiyonlar kadrosu falan diyorlar da. Yani, Şampiyonlar Ligi kurdu. Ali Babacan'ın yanına aldı böyle mutfakta. İşte evet. Ben geçen bir şey okudum. Çok güzel bir tanım. Kendini fakir göstermek için milyonlar harcadı Kılıçdaroğlu.
mutfak. Çok evet, aynen öyle. Aynen öyle, ne yazık ki yani. Ve bugün de onun savaşını veriyor yani. Şimdi masada bakıyorsunuz işte 7 kişi var işte, ya da 8-9 kişi mi dersiniz, kaç kişi altında üstünde kaç kişi varsa, hepsinin seçimi kaybettiğini görüyorsunuz. Ama bütün fatura Kılıçdaroğlu'na kesiliyor. İmamoğlu'na bakıyorsunuz, kaybeden taraf yani. Ancak az önce meslektaşımın da dediği gibi yani kaçak dövüşüyor ve hiçbir ilkeli siyaset girişimi yok. Sadece bir değişim diyor ama bu değişimin ne olduğundan bahsetmiyor ya da neyin değişmesi gerektiğinden de bahsedilmiyor yani. Metrobüse biniyor musunuz arada metrobüse sırada? Metrobüse binmez olur muyuz yani? Reklamları görüyor musunuz? İstanbul'a kazandık, İstanbul'a kazandırdık. Ama şu yerel seçimlerde galiba şunu göreceğiz. Sayın Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu tekrar aday olarak gösterecektir, evet, İstanbul'a ve kaybettirmesini de sağlayacaktır. Neden? Evet. Çünkü İstanbul'un Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir fayda sağlamadı. İyi Parti'ye fayda sağladı. İyi Parti bütün ihaleleri aldı. HDP'ye fayda sağladı. Çok güzel yani diyet bütün ödendi. Elemanlarını oraya yerleştirdi. Çok güzel diyet İmamoğlu ödendi. Kendi amacı için çok güzel bir şekilde kullandı. Ama halka hiçbir şekilde yansıtılmadı. Normalde siyasi tarihimizde baktığın zaman ne deniliyordu? Diyordu ki İstanbul'u alan Türkiye'yi alır. Neden böyle söyleniyordu? Çünkü siz bu 20 milyon nüfusa sahip bir ili yöneteceksiniz, onlara hizmet edeceksiniz, kendi rüştünüzü göstereceksiniz, ispat edeceksiniz kendinizi ve genel seçimde kazanamayacaksınız. Bunun imkanı yoktu. Yoktu tabii. Ama ne oldu? Aynen. Sayın İmamoğlu tam anlamıyla Millet İttifakı'na kaybettirdi yani. O kadar kötü bir yönetim tarzı var. Onun için CHP hiçbir faydası olmadığından dolayı CHP İstanbul'u neredeyse gözden çıkarmış, karışık. Ankara'yı gözden çıkarmış zaten. Doğru. Ve İmamoğlu bir önceki şeyde Mansur Yavaş'la beraber kaçak dövüşmeye çalışıyordu. İşte danışıklık dövüş aramızda şeklinde bir şeyler yapılıyordu. Ve en sonunda ne oldu? İkisi de birbirini sattı ve hiçbiri birbirinin arkasında durmuyor. Şu an biri değişim talebiyle daha karşımıza çıkıyor. Seçim sonuçları çıkıyor. Belli olur olmaz Ankara'dan kaçtılar. Yani. Tabii. Sessizliğe büründü. Diğeri de değişim için internet sitesi kuruyor. Aynı zamanda bakıyorsunuz Tunç Soyer'le gizli toplantılar yapıyor. Bu sefer onun tarafına çekiyor. Çalışıyor. Onunla gizli saklı bazı işler çevirmeye çalışıyor yani İmamoğlu. Bu sefer geçen gün de Tunç Soyer'e çıkıp açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini dile getirdi. Aynı zamanda bakıyorsunuz işte Galeyan'a getirdi Bolu Belediye Başkanlığı'nı ve ona bir görev verildi. İşte açıktan sen bunu dile getir. Yürü. Çarşamba gününü bekliyor. Çarşamba gününde çık bir açıklama yap. Bunun üzerine çünkü o karar verilme anıyla sitenin korunma günleri birbirine çok denk geliyor ve beraber hareket ettikleri ortaya çıkıyor. Yani bunu emin olun 15 yaşındaki, 12 yaşındaki çocuk da görüyor. Yani ama bunlar çok samimi değil işte. Değil mesela işte. Tanju Özcan sen CHP üyesiyken yani ihraç edilmeden önceyken ya da işte orada aktif siyaset yaptığın zaman neden bunu dile getirmiyor? Sayın Kılıçdaroğlu bugün mü başarısız oldu? Bugün dile getiriyorsunuz bunu. 13-14 seçimdir adam başarısız. Kaybediyor ve devamlı başarısız, hiçbir bir şekilde başarı kat etmemiş ama siz çıkıp bugün bunu dile getiriyorsunuz ve siz partiden gönderildikten sonra çıkıp bunu dile getiriyorsunuz. Ama yani. Kılıçdaroğlu'nun da hakkını yememek lazım bir noktada. Kılıçdaroğlu'nun bir başarısı var. Yani çok ciddi bir başarısı var. CHP'yi tamamen CHP çizgisinden çıkarmak gibi. Çok farklı bir varyasyona dönüştürdü. Şu an çizgide olduğunu kimse göremiyor zaten. Kılıçdaroğlu çizgisinde. Yani Kılıçdaroğlu çizgisi diye bir çizgi olacak artık. Çünkü Kılıçdaroğlu hangi kesim isterse kendisine bazı şeyler yaptırabiliyor. Kendisinden bazı şeyleri alabiliyor. Yeter ki gidin aynı masada oturun ve onun işte o koltukta oturması için kendisine destek sağlayın. Altılı masada biz bunu görmedik mi? Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı vermedi mi? Kendi koltuğunu koruması için. Çıkıp 37-38 tane milletvekilini vermedi mi yani? Kendi koltuğunu koruması için. Sayın Dündar yani. Lafınızı kestim. Bugün şaka gibi açıklama okudum. Deva Partisi'ne grup kurması için 2 vekil vermeyi düşünüyorlarmış. Verir. Çünkü bir açıklama. Şimdi en son çıktığı bir televizyon programında şunu söyledi. Ya ben işte gönlümden geçiyor ki her biri kendi grubunu kursun. Nedir? İşte yaptığı yanlışı anlatamıyorsun. Yaptığı yanlışın yanlış olduğunu söyleyemiyorsun. Çünkü söylersen sorumluluk almak zorundasın. Söylersen tepki olacak. Bunun amiyane bir tabiri var ama söylemek istemiyorum. Yani bunu dile getirmezsin. Getirmediğin için bu yanlışta ısrar
ısrar etmeye çalışıyorsun ve o yanlışta ısrar edince sanki doğruymuş gibi millete sunmaya çalışıyorsun. Onun için o iki vekile şaşmamak gerekiyor. Vereceklerdir diye. Sayın Kılıçdaroğlu'na şunu da hatırlatmakta fayda var. Atalarımızın çok güzel bir sözü var. Doğruyu söyleyen sadece anlatır, geçer. Aynen öyle. Ama iknaya çabalayan doğrunun yanında pek değildir. O yüzden halkımızı ikna etmek gibi bir cümle kullanmış bugün o ziyarette. Bu halk iknadan yana değil, doğrudan yana. Onu da hatırlatmakta fayda var kendisine. Yani. Aynen öyle. Bir de Kılıçdaroğlu kendi bütün o delege sistemini hani baştan aşağıya hepsini değiştirdi. Şeyden kendi, sonra kendi ekibi. Tabii. İlk geldiği görevden 2018 sonra. 2018 yani. Kurultayında son şekli verdiler. Hepsini değiştirdi. Değiştirdi yani. Bir de geldiği noktaya bakıyorsunuz altın tepside sunulan bir genel başkanlık olarak veriliyor kendisine. Şimdi kendisinin gitmesi için ya kendisi bu başkanlığı altın tepside başkasına sunması gerekiyor ya da hiçbir şekilde kimse onu gönderemiyor. En güçlü rakibi kimdi? İmamoğlu'ydu. Mehmet Bey'in dediği gibi kumpas mı bekliyor diyorsunuz? Kumpas yok artık öyle bir ihtimal yok. Çünkü MYK'da İmamoğlu'na yakın bütün isimleri değiştirdi. Bütün il başkanlarını, ilçe başkanlarını da değiştirdi yani. Ona yakın olan, onunla gizli toplantılar yapan. Yani o aha anca şöyle tutabilir. Kendisiyle ilgili... Belki ahirette çıkar, bu dünyada çıkmaz. Bence çıkmıştır yani. Çıkacak. Bir insanın bu kadar kamuda, yani medyanın önünde ve seçmen nezdinde rezil olması kendisine yeterli değil mi? Siz çıkıp işte soğanla siyaset yapacaksınız. Soğan siyaseti, patates siyaseti yapacaksınız. Ancak uzaktan fotoğrafınız çekilecek. 100 bin liralık, 150 bin liralık otel odasında, boğaz manzaralı odada video çekmiş olacaksınız. Ya da işte çıkacaksınız işte ülkedeki ekonomiden bahsedeceksiniz. Çözülmesi için kamunun harcamalarının kısıtlamasından bahsedeceksiniz. İsraftan bahsedeceksiniz. 360 bin lira geceliği olan yazlıklarda, villalarda kalacaksınız yani. Ya da işte çıkacaksınız. İşte burada elektrik ücretleriyle ilgili açıklama yapacaksınız. Karanlıkta kalacaksınız. Ödemeyeceksiniz. Günün sonunda çıkıp ödeme yapmak zorunda kalacaksınız yani. Ve hiçbir siyasi öngörünüz yerine gelmeyecek. Tiyatro. Yaptığınız her şey bir tiyatro olacak, bir algı olacak ve çıkıp o algı neticesinde PR şirketlerini değiştireceksiniz. Değiştirdiğini kamuoyuna açıklayacaksınız. Onlar bile diyecek ki yani, siyasi karizmadan yoksun diyecek en kibar haliyle. Bu kadar rezil olabilir yani bir insan. Bu kadar hani işte ah almış ve o ahın çıkma durumu bu olabilir ancak. Düşünmekte de fayda var. Çünkü doğru. Artık bir kurtarıcı olarak kimse onu görmüyor. Evet, İmamoğlu'nu belki bir ara parlattılar, kurtarıcı pozisyonuna getirdiler ama onun da işte bu siyasi öngörüsünün ortaya çıktı. Aynen öyle. Siyasi öngörüsünün olmadığı, siyasetçi olmadığı, özellikle halkı düşünmediği ortaya çıkınca seçmen ne yapıyor zaten? Seçmen hemen bunu öteki tarafa gönderiyor ve foyası ortaya çıkıyor. PR şirketlerine ne çalışmışlar, ne etmişler, neler yapmışlar, hangi reklamlara para harcamışlar, hepsi ortaya çıkmış oluyor. Kısaca yani. Sayın Akşener'e de ikinizden de kısa cümlelerle, çünkü sürem çok kısıtlı kaldı. Akşener mevzusu şöyle, şimdi Sayın Akşener aslında bu seçim sürecinde en büyük kaybedeniydi. Çünkü kendisini hani hem Cumhurbaşkanlığını kaybetti, hem milletvekilliği durumu olmadı kendisiyle ilgili. Bir de en önemli mevzu, kendi partisinin oyları düştü. Hı. Ve bu düşüşün sebebi neydi? Sayın Akşener'in o masada oturmuş olması. Şimdi siz kalkıp milliyetçi bir parti olacaksınız ve 1,5 yıl önce Kılıçdaroğlu'nun aday olacağını bileceksiniz. Buna karşı çıkacaksınız. Her seferinde milletvekillerine görev vereceksin, tweet attıracaksın, söylem söylettireceksin. Doğru bir aday olmadığını söyleyeceksin. Ancak günün sonunda o masada halen varlığınızı sürdüreceksiniz yani. Bu bir siyasi intihardı kendisi için ve bundan sonra da hiçbir şekilde siyasi anlamda kendilerine büyük beklentiler beklememek gerekiyor. Çünkü evet, en büyük beklenti bu seçimdeydi ve o en büyük beklentiyi siz bertaraf ederseniz, mahvederseniz o zaman ne olacaktı? Bir daha zaten böyle bir durumla karşı karşıya kalma ihtimalimiz belki 50 yıl sonra olabilir yani. Değil mi? İyi Parti'den partiler çıkar mı? Şimdi tabii şöyle başlayayım. Türkiye'de şöyle bir ne yazık ki siyasi durum var. Türkiye'de kazanan değişim yaptı, kaybeden de hiçbir değişiklik yok. Kazanan tüm bakanları değiştirdi. Yenilik yaptı kendinde ama kaybeden de hatta milletvekillerinde bile değişti. Bir kişi bile yok şu an. Tabii İyi Parti burada aslında kaybedenlerin başında geliyor ama orada da herhangi bir istifa yok. Meral Akşener
yine tüm faturayı Kılıçdaroğlu'nu keserek kendini aklamaya çalışıyor. Hmm. Ya Sayın Akşener, siz sadece bugün değil, 2018'de de Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı kaybettiniz. 2023'te de kaybettiniz. Mecliste de kaybettiniz. Bunu bir karşılığı olarak ne bedel ödediniz? 12. kez değil de en hiçbir azından 3. 4. kez oldu. 12'ye doğru gidiyor Sayın Akşener'in kaybı. O da artık Cumhurbaşkanımıza karşı radara girdi. Şimdi bakıyorsunuz İyi Parti'nin kongresine. Muhalefetten aday çıkarılmasına dahi imkan verilmiyor. Orada da bir dinç kültürü var. Sayın Akşener sanki seçimi sadece Kılıçdaroğlu kaybetmiş, kendi hiçbir sıkıntısı yokmuş gibi siyasine devam ediyor. İyi Parti zaten bayağı bir küçüldü. Yani İyi Parti'nin bir tabanı da kalmadı aslında. Bakın oyları da düştü. Ben bu sefer İyi Parti'den bir parti çıkacağını düşünmüyorum. Çünkü parti çıkacak bir gücü kalmadı artık. Yavuz Ağar Alioğlu. Yavuz Ağar Alioğlu bir partiye katılabilir. Bu Büyük Birlik Partisi olabilir. Belki MHP, sürpriz bir şekilde MHP de olabilir. Ama bir parti kuracağını öngörmüyorum. Çünkü artık Türkiye'de gördük ki Türkiye yeni siyasi partileri artık kabul etmiyor. Türkiye tabela partilerini kabul etmiyor. Bakın Türkiye Cumhuriyeti siyasi parti mezarlığı haline dönmüş durumda. Onlarca parti kuruldu ve kapandı. Türkiye'de aslında bu bir kalburu edemesine döndü artık değil mi? Aynen öyle. Artık Türkiye'de bir Amerikan sistemi gibi artık. İki büyük ya da üç büyük parti var artık. Yani dördüncü, beşinci partiyi kabul etmiyor. Bakın Deva Partisi grup kurmakta daha zorlanıyor. İki vekil adeta kiralık vekil vakasını yeniden yaşıyoruz. Saadet Partisi ile Gelecek Partisi birleşip grup kurdular. Madem birleşebiliyordunuz, niye seçime birlikte girip ortak birleşmediniz? Ortak bir isim grup başkanı olacakmış yani. Madem birleşebiliyordunuz, neden seçim önce birleşmediniz, seçime girmediniz? Niye? Çünkü kazanamayacaktınız. Demek birleşmek kolaymış. Burada favorileri yavaş yavaş ortaya çıkmış durumda. Millet de zaten bunun tiyatro olduğunu anladı. 28 Mayıs akşamı millet tokadını vurdu. Herkesi dersini verdi. Değil mi? Bakalım gelecek günler neler gösterecek. İnşallah ülkemiz için en hayırlısı olur. Hepimiz için, ülkemiz için. Çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Yavaş yavaş da programımızın sonuna geldik değerli izleyiciler. Gündem özeli burada bitiriyoruz. Haftaya görüşmek dileğiyle.